yazdığım mektupları kokumu çır yarıma, yazdığım mektupları kokumu çır yarıma, okurken teselli et sakın onu ağlatma, sakın onu ağlatma. Vurun beni dalgalar, vurun kayalıklara, uçurun beni kuşlar, atın ıssız dağlara. Uçurun beni kuşlar.
dağlar, atın ıssız dağlara. Vurun beni dalgalar, vurun kayalıklara. Uçurun beni kuşlar, atın ıssız dağlar. Evet uşaklar, elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum eşinizden dolayı. Bugün süpersiniz, harikasınız. Evet, şu an bizi ekranları başında izleyen sevgili Mavi Karadeniz TV izleyicileri, güzellerim, canlarım benim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla bu güzel perşembe akşamından, yine Eskimeyen Kaydeler programından selamlıyorum. Hepinize kucak dolusu selam. Türkiye'nin doğusundan, batısından, dünyanın her yerinde şu an kim bizi izliyorsa hepsine öpücüklerimi ve selamlarımı iletiyorum buradan. Evet efendim, yine yeni bir hafta, yeni bir program. Güzel bir program olacak. Öyle düşünüyorum. Düşünmeyi bile geçtik, öyle olacak zaten. Eli mahkum, değil mi? Evet, inşallah. Evet, sevgili abicim, bugün güzel bir konuğum var. Sesi güzel, kendi güzel, huyu, her şey güzel. Yıllarını yine bu işe vermiş. Güzel bir sanatçı abimiz var. Evet, huzurlarınızda kendini gerçekten takdim etmekten gurur duyduğum bir abim. Ender Mataracı. Abicim hoş geldin, sefalar getirdin. Canım benim, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten senin programında olmak bana ayrı bir gurur veriyor. Hatırlarsan yine burada Mavi Karadeniz'de yine bir programda beraber yapmıştık. Biraz daha canlı. Evet, yine beraber yapmıştık o programı. Hala tadı ağzımda kaldı. Bak, değil gerçekten mi? Söylüyorum. Tamam, gene yarı konu. Çok, çok güzel bir programdı. Yani böyle nasıl oldu, yani böyle bir organize de olmadı ama evet. Çok güzel bir program oldu. İrem abi Karadeniz ekranlarında oldu bu. Evet. Halil'im, bizim işimiz zaten, o tandiyi çok severim ben. Aynı senin evet. Söylüyorsun. Şimdi ben aldım gittim başımı, gittim köylere, çıktım dağlara, böyle böyle kaldım gittim yani. Dinleniyor evet. İnsan dinleniyor. İyisin abi. Hamdolsun, çok iyi. Bu arada geçmiş olsun, bir ufak bir operasyon geçirmişsin, ameliyat geçirmişsin. Ya burnumuz, bizim Karadeniz'de burun sorunu çok. Yok, senin burnun güzel. Yok, ben estetik yaptırmadım ya, öyle yanlış anlaşılmasın. Sadece alerjikten dolayı böyle burun etlerinde bir şeyler geçmiş vardı. Olsun. Onları geçmiş bir olsun. Ufak bir operasyondan aldırmış olduk. Öyle. Nasıl gidiyor hayat abi? Çalışma bir şey vallahi, var mı? Valla yani nasıl diyeyim sana? Müzik olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama biliyorsun hı-hı. Yavuz. Yani evet. Yani güzel bir şeyler yapmak lazım. Hı-hı. Yani bir şeyler yakalamak lazım. Öyle her şey yapılır. Yani bugün git memlekede herkesin ağzından bir şey çıkar, al topla geliyor evet. Bir şey. Ama evet. Bir şeyler yapmak için de yani biraz emek vermek lazım. Kolay hı-hı. Çıkmıyor. Müzik kolay çıkmıyor. Sözler evet. Kolay çıkmıyor. Daha ziyade bu aralar ben hep dikkat ediyorum da insanlar böyle bir geçmişe artık döndüler. Değil mi? Otantik türküleri artık, eski türkülerimizi artık herkes okumaya başladı. Benim mutlu eden tarafı, müziği mutlu eden tarafı bu oldu. Ne olursa olsun. Yani bizim buradaki başarımız değil ama o insanların artık gençlere bakıyorum. Hep eski türküleri okumaya çalışıyorlar. Çok güzel. Hı. Önemli olan bu zaten. Ne güzel. Evet. Ne güzel. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Sevgili izleyenler. Mesajlarınızı MKD büyük harflerle yazıp boşluk bırakıyorsunuz. Mesajlarınızı oraya yazıyorsunuz. Ondan sonra 39-29'a gönderiyorsunuz. Bugün telefon geldi bana, ya mesajlarımız okunmuyor. Hmm. Ben de geldim, dedim böyle bir şey olamaz. Yani. Şimdi o niye? Bazen altta reklam şeridi olduğu için sevgili izleyenler o orada, şerit esnasında evet. Yazdıklarınız geçiyordur, görmüyorsunuzdur. O ondandır. Yoksa güzel televizyonumuzun öyle bir hatası olamaz. Öyle değil mi sevgili Ahmet abi? Onun dışında yine bu programımızın ayakta durması için çaba sarf eden güzel abilerimiz var, kardeşlerimiz tabii ki, var. Tabii ki. Öz Karadeniz Pide Salonu Sakarya Serdivan'da sevgili Yakup Taşkın ve sevgili Veysel Tokal'a çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Allah razı olsun. Çok güzel bir lezzet. Ben gittim yedim. Lahana değil çorbasından mi? Tut, mısır ekmeğine, ondan sonra hı-hı. Pideleri birbirinden güzel, lezzetli. Herkese tavsiye ederim. Evet. Nerede? Sakarya Serdivan'da. Hastanenin karşısında. Bir de
Ya ilk defa var ya Ender abi, Bodrum'a gittim. Hı hı. Hiç gitmiyorum. Ben hep yaylara gidiyordum bizim oralara. Doğru. Bu geçtiğimiz cumartesi de Bodrum'daydım. Bodrum, Karadenizler, Trabzonspor'u sevenler derneğine evet. gittim. Evet. Şu an bizi izliyorlar. Sayın Başkanımız Sefer Çelik, hı hı. kendisine ve oradaki üyelerine, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ilgilendiler benden. Beni misafir ettiler. Oturduk, sohbet ettik, konuştuk. Ondan sonra yine Ali Kemal Kayıkçı, Şevket Yavuz ve Halim Yeşilaraz'a çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Evet, programın açılışını şeyle yaptık. Vurun beni dalgalarla yaptık. Evet, onu güzel, da Fransa'dan Mehmet Değirmenci istedi. Hı-hı. Onu da ona gönderdik. Yani ne güzel. Yapacak başka böyle... bir şey yok diyorum. Ve lafı uzatmadan Ender abi. Okuyalım. Diyorsun. Senden bir parça alalım. Yavuz ben de ne diyeyim? Aynen madem öyle başladım ben de ağır ağır bir parça okuyayım. Tamam. Ben de. Bu da eski türküler son... bunlar. Yok da olsun fark ha, etmez. Tamam. O sesi aldık ya, böyle şimdi oradan gidelim biraz. Tamam. Şimdi dediğim gibi ben her köye giderim Yavuz, şöyle söyleyeyim, her köye giderim. Büyüklerimiz vardır. Kemençe üstadlarımız olsun, yaşlı amcalarımız olsun. Onları böyle oturup dinlerim, tamam mı? Bazen öyle güzel muhabbet yaparlar, öyle güzel türküler okurlar ki. Ben onlardan böyle alırım böyle, onları devam ettirmeye çalışırım. Ne ben kadar bir güzel. Ben bir ses alayım. Güneş tepedeydi. Sabah erkenden kalktım. Güneş tepedeydi. Şimdiye kadar ne kız? Aklın neredeydi? Aklın neredeydi? Aklın neredeydi? Şimdiye kadar kız, aklın neredeydi? Aklın neredeydi? Thank you.
Geçme kapılarımdan, yar seni unutayım, yar seni unutayım. Var, söz var, her şey var. İşte bunlar olduğu zaman arkadaşlar, evet, herkesi, yani hepsi geliyor. Yani gerisi geliyor. Evet, kesinlikle. Kemence de onu süslüyor, ritimler de süslüyor. Hep karışıyorlar birbirine. Ondan yani, sonra çok güzel bir şey oluyor. Evet. Ama dediğim gibi yani önemli, evet, olan yorum yapmak, değil, tabii, mi? Manevciğim, Burak'cığım. Burak, tabii, ne abi? İyi misin? Tabii. Burak, kutuplara gitme. Burada kal. Evet. Arkadaşların eline sağlık. Sevgili yani yönetmenim, teşekkür ediyorum. Çok güzelsin. Bu akşam gene güzelsin, vallahi güzelsin. Yani her hafta neyi duyuyorum biliyor musun? Bu programdan çıktıktan sonra bana diyorlar ki, ya diyorlar, bu dekoru, bu ortamı, yansı kim yapıyor? Şimdi yani ben de oldum. Oraya değmeden geçemeyeceğim. Hakikaten dur ki bir dakika, ya çok dikkatimi çekti. Yani hakikaten çok sıra dışı bir şey oldu, çok doğal bir şey oldu böyle. Yok, gerçekten çok güzel. Kütüplerimiz falan filan. Vallahi billahi yani. Ömer uyu mu Ömer? İşte uyuttuk adamı ya. Evet, ne yapalım? Hiç kesmeden yine bir parçayla devam edelim. Kaç haftadır okumadım. Yak çıra yapalım mı uşaklar? Bir çıra yakalım ha? Haydi bakalım. Eyvah. Şu küfeyi de alalım. Thank you.
yarımız büyüdü, gördük karanlıkları, yayla yağmurlarında sırılsıklam olurdu. Dönen ateş yanırdı, oturup kurulurdu, oturup kurulurdu. Senden geçer miyim, elin dilinden bezdim. Sigar içerim ince, yarim ince, ben ince. Kimseye gönül verme vay, bu yavuz ölmeyince, bu sevdan ölmeyince. Aklın ne faydayı der oy sevdadan
bir kampanyamız var. Kampanyadan sonra yine beraberiz. Merhaba Zeynep. Merhaba. Şimdi izleyicilerimizden gelen yoğun talep üzerine bugün bütün araba sahiplerine, özellikle şoförlere, tüm araç sahiplerine, kamyon, taksi, yolcu otobüsü, normal minibüs, kendi aracı olanlar, dünyada şu an birçok ülkede zorunluluk haline gelmiş olan araç içi güvenlik kamerası var. Evet, yurt dışında birçok ülkede her araçta araç içi kamerası bulunmak yasal olarak zorunlu hale geldi. Ülkemizde de şu an toplu taşıma araçlarında, otobüslerde, dolmuşlarda bu zorunlu hale geldi. Evet. Ve bir operatör tarafından araç içi güvenlik kamerası satışı başladı. Evet. Fakat şu an piyasada 500 lira civarında. Doğrudur. Zorunlu hale geldikten sonra fiyatları daha da arttı. Arttı. Evet. Ve yakında kanuni olarak diğer bütün araçlarda zorunlu hale gelince fiyat katlanarak yine daha artacak. Daha da artacak. Şimdi diyoruz ki aracınızın içerisinde ya da dışarısında olan, oluşan, oluşabilecek olan tüm kazaları, olumlu ya da olumsuz durumları kayıt eden bir kameranız olursa ne faydası olur bize? Yani çok önemli. Sonra bir kaza falan olduğunda didinip duruyoruz. Yok ben haklıydım, sen haklıydın, sen çarpmıştın, ben çizmiştim. Artık bunlara son vermiş son verecek. Olacağız. Yani kişi kendi haklılığını, yani şahit bulundurmasına gerek kalmadan çıkaracak, kaydını gösterecek. Gösterecek. Evet. Yok kırmızı ışıkta sen geçtin, ben geçtim, yayaya çarptı, Allah korusun. Ama olabiliyor. Evet. Araç park halindeyken de çarpıp kaçan olmuyor mu? Hatta şöyle de oluyor. Mesela gece evimizdeyiz, arabamız da evimizin önünde park halinde. Evet. Sabah bir geliyoruz. Teybini çalmışlar, kapısını çizmişler vesaire. Güvenlik kameran varsa saniye saniye, tarihine kadar an be an kayıt altında. Ne güzel. Peki, şimdi bu güzel olan şeyi biraz daha güzelleştireceğiz. Tamam. Biz. Ülkemizde 500 lira civarında satışı olan, yakında yasal zorunluluk haline gelecek olan bu kamerayı 500 liraya değil, 99 liraya göndereceğiz. 99 liraya mı? İşte böyle şaşırır arkadaşlar. İşte ben bekliyorum. Amacımız da bu zaten. 250, 300... 99 evet. liraya. Yarı fiyatına alışmışsın kampanyalarda. Yarı fiyata değil, bu çeyrek fiyatından da biraz düşük bir fiyat oldu yani. Yarı fiyatının çeyreğinin yarısı. Sadece 99 liraya sipariş vermek için bizi hemen arayın. 0216 alan koduyla 211-01 çift 0 nol attı. İster arayın, isterseniz çağrı yapın. Çağrıyı da kabul ediyoruz ve size 500 lira değerinde araç içi güvenlik kamerasını sadece 99 liraya gönderiyoruz ve bütün araçlarda artık bulunmalı bu araç. Kesinlikle öyle. Çok önemli bir cihaz aslında. Her araçta bulunması lazım. Peki şunu da soracağım ben o zaman. Sadece bunu mu göndereceğiz? Aa, o da var tabii. Sadece bunu mu göndereceğiz? Bir, ikincisi en ufak hareketi kayıt altına hemen alacak mı? Yani öyle bir özelliği var ki sensörlü. Yani boşu boşuna şarjı tüketmiyor. Hareket, görüntü algıladığı an açılıyor, kayda başlıyor. Hareket yoksa kendisini kapatıyor. Oh ne güzel. Peki kendisini kapattıktan sonra herhangi bir hareket olduğunda hemen açılacak değil mi? Açılacak bir. Ayrıca bir de kaç saat şarjı gider diye sorular geliyor. Onu da hemen söyleyeyim. O da çok önemli. En az 5 saat kesintisiz video kayıt yapabiliyor. Kesintisiz. Ki bu kendini kapatan bir cihazımız zaten. Tasarruflu olduğu için o zaman günlerce herhangi bir hareket olmadığı sürece ya da ufak hareketleri kaydettiği sürece çok uzun şarjı gidebilecek. Ya çok biraz avantajlı bir şey kardeşim. Evet. 99 liraya veriyoruz. Yanında aynen 4 öyle. GB 25 lira değerinde hafıza kartında ücretsiz gönderiyoruz. Ne? 25 onu lira da değerinde bedava. Kargosunu da biz karşılıyoruz. 4 GB hafıza kartını bedava gönderiyoruz. Hesabını yap. Bak yapalım. Bu hesabını bilenlerin kampanyası. 500 lira dışarıda piyasadaki fiyatı kameranın. 99'a verdik. 400 lira cepte mi? Var. Cepte. Evet. 99 lira ödedin. 25 lira hafıza kartının bedelini düşsen kaça geldi kamera? 75'e geldi değil mi? 75'e geldi. 25 lirada kargo bedeli düş. Kaça geldi kamera? 50 lira. Aa bedavaya gelmiş şimdi gibi ben, oldu. O zaman ben de bu soru sorma hakkı bana düşüyor. Evet. 500 lira nerede? 50 lira nerede? Nerede canım? Kaç katı? 10 katı. İşte burada. O zaman hemen arayın. 0216 alan koduyla 211-01 çift 0 bütün kazaları, olumlu ya da olumsuz oluşabilecek, efendim kaskoda ifade verirken, zabıt tuttururken, güvenlik güçleri alakalı zabıtlar tuttururken kendinizi kanıtlamanız için, her zaman doğruluğunuzu, haklılığınızı ortaya çıkartabilmeniz için an be an kayıt olacak ve siz artık bu işten ne olacaksınız? Olumlu yönde avantaj sağlayacaksınız. Aynen öyle ki zaten trafik kazaları söz konusu olduğunda biliyorsunuz Türkiye çok ilk sıralarda. Yani çok fazla trafik kazası oluyor maalesef. Maalesef. Keşke olmasa ama oluyor. Böyle bir trafik sıkıntısı yaşayan bir ülkede yaşıyoruz ve hala aracımızda araç içi güvenlik kamerası yoksa çok büyük ayıp.
Yani bence bu kadar uygun bir fiyata bulmuşken tüm araç sahipleri bizi arasınlar. Hatta bence aklıma ne geldi biliyor musunuz? Nedir? Sadece araç sahipleri değil. Sonuçta bir güvenlik kamerası. Evet. Kayıt yapıyor. Değil Doğru. mi? Hanımlar da alsın, çocuk bakıcısı varsa evlerinde taksınlar evin camına, kaydetsin mesela. Ya bence da evde mi? Ne oluyor, ne bitiyor, işe gittiklerinde mesela baksınlar. Evde ne oluyor, ne bitiyor, ya, kayıt yapsınlar. Ya aracın içinde, dışında, evinde, nerede kullanmak istiyorsan, istersen düğünde kayıt bile yapabilirsin. At cebine götür, ufacık bir şey zaten. Şuna Ekranı bakın. Kapalıyken dahi kayıt yapabilir. Gece görüş Aha. özelliği var, ışık yakmana gerek gece yok. Gece görüş özelliği de var. Evet, gece gireyin kendisi bu yanındaki 3 tane led var şu an ekranda görüyorsunuz. Harika. 3 solda, 3 sağda, bakın iki yanda da gösteriyorum Hı-hı. şu an size. Ne yapıyor? Gece karanlığında kendisi iç aydınlatma yapıyor. Evet. Hafıza kart girişlerine 4 GB hafıza kartını biz veriyoruz. Evet. 25 lira kargo bedelini biz karşılıyoruz. O yüzden bizi hemen arayın. Yani çok fazla trafik kazası oluyor maalesef. Maalesef. Keşke evet. olmasa ama oluyor. Böyle bir trafik sıkıntısı yaşayan bir ülkede yaşıyoruz ve hala aracımızda araç içi güvenlik kamerası yoksa çok büyük ayıp. Yani bence bu kadar uygun bir fiyata bulmuşken tüm araç sahipleri bizi arasınlar. Hatta bence aklıma ne geldi biliyor musunuz? Nedir? Sadece araç sahipleri değil. Sonuçta bir güvenlik kamerası. Evet. Kayıt yapıyor. Değil Doğru. mi? Hanımlar da alsın, çocuk bakıcısı varsa evlerinde taksınlar evin camına, kaydetsin mesela. Ya Bence da evde mi? Ne oluyor, ne bitiyor, işe gittiklerinde mesela baksınlar. Evde ne oluyor, ne bitiyor, ya, kayıt yapsınlar. Ya aracın içinde, dışında, evinde, nerede kullanmak istiyorsan, istersen düğünde kayıt bile yapabilirsin. At cebine götür, ufacık bir şey zaten, şuna Ekranı bakın. Ekranı kapalıyken dahi kayıt yapabilir. Gece görüş Aha. özelliği var, ışık yakmana gerek gece yok. Gece görüş özelliği de var. Evet, gece gireyin kendisi bu yanındaki 3 tane led var şu an ekranda görüyorsunuz. Harika. 3 solda, 3 sağda, bakın iki yanda da gösteriyorum Hı-hı. şu an size. Ne yapıyor? Gece karanlığında kendisi iç aydınlatma yapıyor. Evet. Hafıza kart girişlerine 4 GB hafıza kartını Bedava. Biz veriyoruz. Evet. 25 lira kargo bedelini biz karşılıyoruz. O yüzden bizi hemen arayın. Bu muhteşem kampanyalı ürüne siz de sahip olmanın avantajını yaşayın. 0216 211 01 çift 0. 0216 alan koduyla 211 01 çift 0. Bütün araçlarda araç içi güvenlik kamerası olacak ve siz buna çok ucuza sahip olacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullanın. Bir başka kampanyada görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Bu maç kaçmaz. Çotanaklar coştu bir kere. Son haftaların başarılı takımı Giresunspor kendi evinde Kartal Spor'u ağırlıyor. Giresunspor Kartal Spor maçı pazar saat 13.30'da Giresun Atatürk Stadı'ndan canlı yayınla sadece ama sadece Mavi Karadeniz TV'de. Akşamüstü çeşmede rastladım bir uşağa. Körür görmez sarardım, yandım üstten aşağı. Sensiz gönül bahçemde açmıyor beyaz güller. Yoktur var ettim seni şimdi sarıyor eller. Zaman gelip geçti de farkında olmadın mı? Seviyorum demeye biraz geç kalmadın mı? Trabzonlular Feshane'de buluşuyor. Trabzon'un kurtuluşunun 96. yılı kutlamaları ve sivil toplum kuruluşları tanıtım günleri. Haydi sen de Feshane'ye gel, bu coşkuyu bizimle yaşa. Trabzon'a dair her şey burada. Horon, kemençe, yöresel gıdalar, Trabzonlu sanatçıların konserleri, söyleşi, imza günleri, fotoğraf sergileri. 27 Şubat, 2 Mart tarihleri arası siz de Feshane'ye gelin, hep birlikte daha güçlü olalım. Trabzon Dernekleri Federasyonu. Thank you.
kemer olsun, kollarım kemer olsun kollar. Oyun cepheler öne kemer olsun, kollarım kemer olsun kollar. Buradan aşağı tabi en işinde cazım. Buradan aşağı tabi en işinde cazım. Bu dünyanın işini sen mi düşüne cazım, sen mi düşüne cazım. Bu dünyanın işini sen mi düşüne cazım, sen mi düşüne cazım. Akşam oldu güzelim, arabalar zişlesin. Akşam oldu güzelim, arabalar zişlesin. Bana da bir mektup yaz yüreğim genişlesin, yüreğim genişlesin. Bana da bir mektup yaz yüreğim genişlesin, yüreğim genişlesin. Yarim üzümden dalı açmadı, açmadı asılıyız. Yarim üzümden dalı açmadı, açmadı asılıyız. Ayıramazlar bizi de saç gibi dolaşır, saç gibi dolaşır. Ayıramazlar bizi de saç gibi dolaşır, saç gibi dolaşır. Akşam oldu güzelim, yaksana ışığını. Akşam oldu güzelim, yaksana ışığını. Allah alsın elinde kınalı peşini, kınalı peşini. Allah alsın elinde kınalı peşini, kınalı. Armut oldu dallandı, o yere düştü ballandı. Armut oldu dallandı, o yere düştü ballandı. Nasıl sevdalığın var vay, biz ordalık sallandı, biz ordalık sallandı. Nasıl sevdalığın var vay, biz ordalık sallandı, biz ordalık sallandı. Akşam oldu güzelim, yak beni, yak beni fenerim. Akşam oldu güzelim, yak beni, yak beni fenerim. İki gemi doldurur yüreğimi, veremi yüreğimi veremi. İki gemi doldurur yüreğimi, veremi yüreğimi. Kar yağar dizi dizim, annesi vermez kızın diye vermeyi. Onu gör olsun iki, gözü gör olsun iki diye vermeyi. Onu gör olsun iki, gözü gör olsun iki.
giderim. Ha buradan görünür görelenin kıyıları. Ardımı sana yarım sevdalı kuykuları. Sevdalı kuyku aldımı yarım sana sevdalı kuykuları. Sevdalı kuyku. Haydi yavrum gidelim, biz bile dura, cavuk biz bile dura, cavuk biz bile dura. Güle güle kavuştuk, güle güle kavuştuk. Nasıl ayrıla, cavuk nasıl ayrıla, cavuk nasıl ayrıla. Güle güle oturduk. Güzel bir kampanya vardı, nasıl ayrılar?